Şimdi Ehlibeyt'in gür sesi, Ehlibeyt'in samimi sesi, Ehlibeyt için mücadeleyi yürekten yapan değerli abimiz gazeteci Cellavi hoş geldin konuşması için duygulanmak için buraya alalım. Muhammed Ali Muhammed selam. Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Ne mutlu sizlere ki Yüce Allah'ın iki büyük referansıyla muhatap olan bir topluluksunuz. Bu bir nimettir, ilahi bir nimettir. Biri Kur'an-ı Azimüşşan'dır, amelleriniz, niyetleriniz ve düşüncelerinizle kalben ve fikren zatına biat ediyorsunuz. En önemlisi ise Yüce Allah'ın insanlığa rahmet olarak gönderdiği adı barış olan dinimiz ki bugün de dünya barış günüdür. İyi bir güne tevafuk etmiş olması hasebiyle de Hazreti Ali Aleyhisselam yaşamıyla, ilmiyle, bilmiyle Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den almış olduğu ahlaki, İslami, irfani ve rahmani bilgisiyle mükemmel bir şahsiyet olarak bizlerin her zaman hem bu dünyada hem ahirette onuru olmuştur, gururu olmuştur. Ve bizlere bu sevgiyle muhatap kılan Yüce Allah'a ne kadar çok şükretsek azdır. Hamdolsun. Allah'ın emaneti önce vahiy yoluyla Hazreti Resulullah'a, Hazreti Resulullah ise kendisine emanet edilen ilahi daveti, tebliği amcası oldu. Kendi terbiyesiyle eğittiği ve güvendiği İmam Ali'ye devrettiği, daha doğrusu emanet ettiği güzel bir gündür Kadir-i Hum. Kadir-i Hum ilk etapta tarihi bir olay gibi görünse de esasen maneviyatıyla, mükellefiyetiyle ve bizlere yüklediği mesajıyla anlamlıdır. Dikkat ederseniz Hazreti Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafında birçok sahabe vardır. Bunlardan biri kayınbabasıdır. Birçok yakın istişare ettiği ashabına, sahabesine Yüce Allah'ın emriyle ey Muhammed sen sana yüklediğimiz seninle tamamlamış olduğumuz İslam dinini senden sonra bu onuru, bu sorumluluğu, bu mükellefiyeti taşıyabilecek İmam Ali Aleyhisselam'a devretmen noktasında Yüce Allah ayet gönderiyor. Maide suresi. Sayın hocamız zaten bunları biliyorlar, takdir ederler. Burada alınacak olan mesaj şudur. Allah'ın referans olarak takdir ettiği Hazreti Muhammed bir örnek, ahlaki bir şahsiyet olarak kendisinden sonra gelecek insanlara güzel dinini emanet edeceği, anlatacağı tek şahsiyet olarak İmam Ali Aleyhisselam'ı Yüce Allah takdir etti. Tabiri caizse o da onayladı. Ve bu güzel gün, bugün bayram olarak bizlerde kutlanmakta, anılmakta. Anlamı Yüce Allah emaneti ehline vermiştir. Bu bizim için bir gururdu. Az önce Hüseyin kardeşimin duygusal sözleri bizleri az da olsa bir tesir ediyor tabii. Ama bir gerçek var. Hazreti Resulullah bile yola çıktığında birkaç kişiyle çıkmıştı. O yola çıktığı dönem içerisinde çektiği eziyetler, sıkıntılar yıldırmadı. Çünkü hareketli ve bereketli bir yolda olduğunun farkındaydı. Biz de zaman zaman belki mektebimize, mektebimizin önderlerine karşı sıkıntılı, belki o art niyet değil de rehavetin vermiş olduğu duygularla bu toplantılara ihmal etmiş olabiliriz. Bu belki bizim anlatma noksanlığımızdandır. Ben öyle düşünüyorum. Biraz daha çok çalışmak, biraz daha samimi davranmak,
biraz daha insanlarla kontak kurmak zorundayız. Biz bu mescitte bulunan insanlar olarak iyi veya kötü bu davayı anladık, hissettik, yaşıyoruz da. Ama bence biraz daha dışa açılmamız gerekir. İnsanlara dokunmamız gerekir. Diğer insanlara anlatmamız gerekir. Geçen Kuytul Hoca diye bir hoca, ya Kadir Hum bayramı da olur mu? İslam'da iki bayram var, onun ötesinde biz bayram tanımayız diye Facebook'ta videoda bir konuşmasını dinledim. Üzüldüm. Neden üzüldüm? Ya müminlerin en güzel bayramlarından biridir oysa ki. Allah'ın emaneti insanlığa yüz binlerle tebliğ ediliyor, anlatılıyor. Bugün bayram olmayacak da, olmayacak da ne zaman bayram olacak? Yani baktığımızda demek ki dava anlatılamamış, mesaj iletilememiş. Bunda hepimizin sorumluluğu var. Ama inancımız odur ki Allah'a hamdolsun ki 21. asrın bu günlerinde Avrupa'nın başkentinde, bu çok önemlidir esas itibariyle. Evet, sayımız az olmuş olabilir. Belki kitle olarak çok sınırlıyız. Ama inanın ki Ehl-i Beyt Camisi, Ehl-i Beyt Mescidi adı çok önemlidir. Burada yayınlanan, burada yapılan ibadetlerin mektebimize sağlanmış olduğu artı değerler önemlidir. Hiç olmasa bile bugün Kadir Hum Bayramı'nı az da olsa burada idrak edebiliyorsak bu bile büyük bir mutluluktur. Ama yeterli değildir. O ayrı bir konudur. O konu üzerinde biraz yoğunlaşalım. Bu konu üzerinde biraz daha samimi çalışalım. Herkes kendi üzerine düşen sorumluluğu yerine getirsin. Ben özellikle akademisyen arkadaşlarıma burada bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bakınız, var olan değerlerimiz çok kutsal ve önemlidir. Ben size bir öneride bulunuyorum. 3 aylık bir dergi veya bülten hazırlığı yapabilirsiniz. Bu konuyla ilgili olarak teknolojik ve altyapı hususunda ben sizlere yardımcı olabilirim. 3 ayda bir hem faaliyetlerimizi içeren hem de özellikle bizim mektebin mesajı, önemli olan mesajlarını Fransızca ve Flamanca'da diğer toplumlara da ulaştırabilmemiz için bu yönde bir atılım yapmanızı, bir proje üzerinde çalışmanızı diliyorum ve bu konuda elimden gelen desteği size şimdiden vereceğime de söz veriyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Ufak vaktinizi aldım, özür dilerim. Bayramınız mübarek olsun. Bu vesileyle başta İmam-ı Zaman Aleyhisselam'a Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve rehberimiz Ali Hameyni'nin şahsında tüm Müslüman ve İslam alemine tebrikler arz ediyorum. Saygılarımla. Selamat. Selamat. Selamat.